bagaj yapabilirsin. Eşya alabilirsin. Hadi. Köprünü oradan çekelim, köprünü oradan. Evet. Köprünü oradan çekelim, köprünü oradan. Acayip gösteriyor. Köprünü oradan Sadık Hocam da çektiydi. Müthiş gösteriyor. Tanıyamazsın ya. Ters çevirdim bakalım şöyle. Oradan daha güzel görüyorum. Geldi mi? Buradan fark edemeyim sizi. Yes. Bak. Görüyor musunuz? Güneşi arkana aldığı sürece bak. Şimdi şöyle. İştahlı mı acaba? Bak böyle daha net. Rengi belli oluyor biraz. Enişte baksana piştaklım, ona göre ineyim aşağı. Dur, şimdi bunlardan ben tahmin et, bunlardan bu bilek. Açayım biraz daha. Oldu mu biraz? Sadık. Hoş bulduk, nasılsın canım? Teşekkür ederim. Allah sağlık, sana rahmet versin. Olay bantlasın da. Yaramaz ya. Ahmet.
Sayın hocam nasıl? Evet. Selam aleyküm. Tamam, tamam, hoş geldin. Sana hoş geldin. Doğru yok. Burada fazla zaten ondan bir işimiz var diye. Sandalye kolay. Ya tamam 5-10 dakikalık bir şey diye zaten okulunu ne yemeye geçecek. Bu yöpüne taşıyor. Çok fazla şeye gerek yok. Uzun süreli bir şey olacak 10 dakikalık bir şey. Sen şuradan da ben de gideceğim ya. Hadi kalmıyor. Sayın Sağlık Daire Başkanı ve daire amirleri, değerli misafirleri, ben de Sağlık Hocam'ın dileğiyle böyle birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olan, kardeşlik duygularımızın güçlenmesine vesile olan, maneviyatımızın sembolü olan böyle hayırlı bir hizmetin temel atma törenine gelmenizden ve davetimize icabet etmenizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler de bu köyün çocukları, evlatları olarak ve İstanbul kolu olarak İstanbul'daki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ve sizin çocuklarınızın kendilerini getiremedik ama Allah'ın selamı olan selamlarını getirdik ve yardımlarını getirdik. Bizler İstanbul'da olan kimseler olarak inşallah bugünden başlayıp bugünden bitimine kadar bütün maddi ve manevi desteğimizi vererek ve hatta gece ve gündüz hiç durmadan çalışıp koşturarak sizlere bir nebze olsa yardımda taahhüt ettik ve taahhüt ediyoruz. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz ve çalışacağız inşallah. Ben fazla sözleri uzatmadan tekrar Sayın Kaymakamıma, Belediye Başkanıma ve diğer daire amirlerime teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Muammer Hoca'ya ve onun şahsında onu temsil ettiği İstanbul'daki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da biz buradan teşekkürlerimizi, sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi ilçe müftümüz Adem Aygül beyefendi caminin yapımıyla alakalı birkaç kelam etmek istiyor ve ben kendisine mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun Sayın Hocam.